Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Ee, uçak videosunu inşallah uçak introsunu daha doğrusu transfer haberlerinin başına koyalım. Ya da arada sırada mesela hani şifre veriyorduk falan ya. Arada sırada ben bu uçak introsunu çalıştırayım. Siz de anlayın oradan duyum olacağını. Bu videoyu izleyenler Şifrelere çakmış olsun. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla ve sizlerin şu aşağıda ya gösteremiyorum bir türlü sizlerin destekleriyle devam eden ee, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Komik bir açılış yapmak istedim. <laughs> Komiklik beni buldu. Ayhan Akman Galatasaray bugün aldığı 3 puanla düşme stresinden tamamen kurtuldu diyebiliriz demiş. Yani Galatasaray'ın küme düşme stresi yaşadığını ve e, kümeden düşmüş rakibi karşısında aldığı 2-0'lık enfes galibiyeti değerlendirmiş. İlginç. Artem Duybuk. Fenerbahçe'ye çok yazılan isim. Ukrayna milli takımına gitmeden önce idman eksiğini kapatmak için Dinamo Kiev ile birlikte antrenmanlara devam edecekmiş. Bizim ülkemizde olsa Şika, Şayba falan değil mi? Dinipro'nun oyuncusu. Dinipro'nun sözleşmesi sözleşmeli oyuncusu Dinipro'nun. Doybuk. Yani bizim ülkede sıkıntı olurdu. İyi de hocam olağanüstü şartlar var. Olsun ya. Fenerbahçe'de idmana çıksın bak bakalım neler oluyor ülkede. Asıl olanınız şart orada olur. Hal City Hatayspor forması giyen adama Traore ile anlaşmaya varmış. Anlaşma 3 yıllık ve transfer için bon servis bedeli ödemeyecekmiş. Şimdi Hatayspor'un farkında mısınız bilmiyorum. Yani siyahi demek ırkçılık mı oluyordu? Zenci demek mi ırkçılık oluyordu. Zenci demek mi ırkçılık oluyordu? Neyse ben ırkçı niyetle söylemiyorum. Hatayspor'un yapmış olduğu scout'lar çok güzel. Yani getirdikleri siyahi isimler gerçekten çok iyi çok becerikli yapıyorlar. Mesela bu Penza'yı şunu bunu çok iyi getirdiler ettiler. Bu arada sözleşme opsiyonu bir sene daha var bilgisi olsun haberi yapan arkadaşların. Adam Atroor'un 2 milyon 400 bin euro piyasa değeri varken almışlar ee, Monaco takımından. Bu sezon 18 maç Bir gol 3 asist 1345 dakika ama piyasa değeri 4 milyon 300 bin euro olmuş. Çok ilginç birlikteyiz ya. Hani bu performansa nasıl bu yükseliş Herhalde geçen sene yükselmiştir diye tahmin ediyorum. Yani herhalde geçen sene yükselmiştir. Ya yani bu performansa bu kadar fiyat yükselmesi komik dedim. Yo bu sene yükselmiş. Ha zamanında 10 milyon euroları görmüş ama 2015'ten bahsediyorum. Komik bir değerlendirme. Ha biz ilgilendiren ne Allah yar. İnşallah Allah yarın on servisine verdik sayılır. İnşallah diyorum. Şimdi İşin içinde Ali Koç olunca dostluk, mostluk falan filan oluyor. Ne bileyim bir torpil geçmeyelim. A milli takım yetkilileri Lausanne Lugano maçında Türk asıllı İsviçre vatandaşı Santrafor Zeki Muhammed Amduini'yi izleyecek izlemişler ya da izleyecekler. Geç size bu video artık geç 19 Nisan'a girmişiz. 19 Nisan'da izlersiniz. Yani 18 Nisan'daki maçı izlemişler diyelim. 1 milyon euro piyasa değeri var. Elemanı merak ettim. 1.85 boyunda 4 Aralık 2000 doğumlu 21 yaşında İsviçre'nin Cenevre şehrinde doğmuş. Ee, İsviçre U21'de 8 maçta 6 golü var. Bu sene hani Lozan Sport takımından 32 maça çıkmış. 13 golü var. 2336 dakikada İsviçre kupasında golleri var. Yani oyuncunun şöyle bir özelliği var. Ee, bu tip oyunculardan neden bahsediyorum? Yani Türk kuralı değişmezse bunlar çok çok değerlenecekler. Oyuncunun şöyle bir özelliği var. Tunus Dünya Kupası için davet yollamış. Aynı zamanda İsviçre'de de oynayabiliyor. Türkiye'de de oynayabiliyor. Yani Tunus doğduğu yeri İsviçre ve asıl Türkiye üçünde de oynayabiliyor. Bakalım hangisini seçecek. Gelelim Fenerbahçe'ye. Hep konu dışı konuştuk. Biraz da Fenerbahçe konuşalım. Tabi konuşalım. Fenerbahçe aranılan sol beki buldu. Bu pizzacısından buldu. Süper Lig'de son dönemde en formda takım Fenerbahçe. Doğru. Yeni sezon kadrosuna içinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yanlış. İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa için devreye girdiği iddia edildi. Kaç kişiyle? Yani kaç kişiyle devreye girmişiz? Pedrosa için. Ya da bu iddiayı kim ortaya atmış? Kim söyledi kardeşim? Açık konuşum açık konuşun. Ben, ben söyledim deyin ya. Adria Pe Pe Pedrosa. Niye ben bunu söylüyorum? Çünkü biz bu arkadaşı düzenli olarak iki haftada bir alıyoruz. Toto Süper Lig. 9 maçta 8 galibiyet. Ligi ikinci sırada. Şampiyonlar Ligi. Hedefliyor. Devler Ligi. Kadro kurmak. İsmail Kartal. Sezon sonu. Yani özet geçiyorum sıkılmayın. Ee, 1 Haziran 2021 şu, 2000, Şubat 2022 arasındaki 9 aylık bilançosunu açıkladı. 133 milyon TL zarar. Yani haberi dolduruyorlar. Ee, Yaman sayısı, sayısını azaltmak için harekete geçti. Sosa'nın kontratı bitiyor. Lemos, Samatta, Max, Mayer, Filip Novak takımdan ayrılabilecek. Ayrılabilir. Bakın bütün tuşlara basıyor haberde. Helal olsun. Helal olsun dayoğlu. Sol takviye Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken özellikle sol bölgesinde eksiklik giderilmek isteniyor. Bak. neredeyse 1907'den itibaren başlayacakmış haberi. Novak'tan istediği katkıyı alamadı. Bu bölgede Salayi ve Ferdi'yi denedi. Buraya orijinal bir sol takviyesi yapmak istiyor ve aradığında İspanya'da buldu. Adria Pedroza için devreye girdi iddia edildi. 23 yaşındaki sol bu sezon takımıyla 32 maça çıktı. 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. 2023'te sözleşmesi bitecek İspanyol oyuncu uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacak. Genç oyuncu sol bölgesinin yanı sıra sol kanatta oynayabiliyor. Hücuma verdiği katkılarla da dikkat çeken Pedrosa'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro. <laughs> Kapatacağım. Kapatmıyoruz Kapat mevzuyu. Biz sana diyeceğini tahmin ediyoruz. 9 milyon euro. Şöyle yapalım. Nova verelim karşılığında Pedrosa'yı versinler. Hani o zaman alma ihtimalimiz bu haberin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek. Hocam Noah ne yapsınlar? Tamam işte ben doğru söylüyorum. Noah ne yapsın? yani İspanyol altyapısına katmış zamanda 32 maç 2843 dakika. Hemen hemen de gerçekten 32 maç yani. Hiç şeyi yok, eksiği yok. Full time oynamış bir oyuncu. Bunu daha önce de yalanladım. Şimdi bir kez daha yalan yalanlıyorum. Ha, bize İspanyollar gitmez. Onu söyleyeyim. Bize İspanyollar gitmez. Yani. Arsenal'den Muhammed Elneni kararı. Fenerbahçe ve Galatasaray. Elneni. İlginç. Son dakika Spor haberi. Tamam etiketimizi de aldık. Arsenal'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan. Ha bak. Şimdi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan. Bu benim ilgi alanım. Evet. Hemen. Muhammed Elneni'yi hemen başa koyuyor. Çünkü sezon sonu sözleşmesi bitecek. Bu tip isimler doğrudur arkadaşlar. Sezon sonu sözleşmesi bitecek diyor. Başka bir şeye bakmaya gerek var mı? Bence yok. Hatta şunu söyleyeyim. Sezon sonu sözleşmesi bitecek, iki takımdan birine gidecek falan filan Inter Milan. Ya da biraz okuyalım haberim. Flash gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın adı anılıyor. Son durumu belli oldu. Çok güzel. Kadrosuna büyük değişim. Arsenal Elneni kararını verdi. E, Arteta rapor doğrusunda hareket etmiş Arsenal yönetimi ve büyük bir değişim yaşayacak. İngiliz basını Arsenal'dan ayrılmasa muhtemel oyunculardan derlediği haberde eline iyi de yer verdi. Yeni sözleşme önerilmemiş ve sezon sonu yollar ayrılacak demiş. Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. 2019-20'de Süper Lig'de Beşiktaş'ta forma giydi. Bu sezon Arsenal'le 10 maça çıktı. Bir asisti var. Bakın haber sadece bu kadar. Yani ilgimiz var mı? Hani diyorsunuz ya bana haber okuyorsun ben de okurum ben de haber okuyarak yorum yaparım. Yap. Hadi yap. Al sana haber. Hadi yap. Haberde görüşüldü mü? Yazmıyor. İşte anlaşıldı mı? Yazmıyor. Sözleşme önerildi mi? Yazmıyor. Ne yazıyor? Arsenal düşünmüyormuş. 11 Temmuz 92 doğumlu. Yaşı 29. Yani 30 olacak. Modern futbolda ön liberolar hemen hemen artık tamamen yok oluyor. Şimdi size iki tane soru sorayım. Crespo'yu 10-11 milyon euroya sattın. Eline aldın? Yerini doldurur mu? Bir bu. İkincisi Crespo'yu satmadın. Gustavo'yu da yola ayırdın. Sosa'yla yolu ayırdın. Belki Zayt'sı sattın 3'e 5'e. Crespo elneni orta ikilisi sizi tatmin eder mi? Çok mu defansif olur? Bunu düşünün. Bizim bu arkadaşa ilgimiz var. Sözleşme teklifimiz var. Ancak bunu düşünüp de sakın ha demeyin ki yani kabul etti edecek etmeyecek falan. 422 dakika oynamış. Beşiktaş döneminde ben beğenmiyordum. Ya ben Beşiktaş döneminde beğenmiyordum. Siz neyini beğeniyordunuz bilmiyorum ama ben beğenmiyordum. Şu anda da beğenmiyorum. Ama ilgi var. Hani transfer market yüzde koyuyor ya ben de yüzde koyayım. Yüzde 15 ihtimal veriyorum gelmesine. 15'i bir tane geçmem. Azaltırım ama geçmem. Bakın ben size enfes bir duyum vereceğim. Ömer Faruk Beyaz. Fenerbahçe'de eski oyuncu Ömer Faruk Beyaz forma yüzü göremiyor. Fenerbahçe'den ayrılanlar kaybetmeye mahkumdur. Fenerbahçe'de gösterdiği performansta yurt dışından aldığı ilk teklif sonrası Almanya'nın yolunu tuttu Ömer Faruk Beyaz. Ee, bir şiir var. Yusuf Hayaloğlu'nun Ahulan Rıza diye. En büyük salaklığı da bu oldu diyor ya şiir kısmında. Gerçi Ahmet Kaya da güzel seslendiriyordu o şiiri. Yani en büyük salaklığı da bu oldu diyor. Aklıma o şiirdeki o kısım geldi. Güzel bir şiir. Ahulan Rıza. Bazen böyle şiir gecesi de düzenleyebiliriz. Ee, neyse Fenerbahçe'de güzel bir performans. İlk teklif olan Stuttgart'a ücretsiz olarak gitti. Ulan çakallarla dans serisinde mi izlemedin? Stuttgart'a gidilir mi? Şimdi Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi olarak gösteriliyordu. Sezonun başında takımdan ayrıldı gitti. Almanya'da hayal kırıklığı. Başkan Ali Koç bizzat sözleşme uzatmak için devreye girmesine rağmen... Bakın ben şimdi size bir detay anlatacağım. Bilmiyorsunuzdur. Emre Belezoğlu ve Ali Koç. Emre Belezoğlu ve Ali Koç birlikte Ömer Faruk Beyaz'ın evine gittiler. Evinden mi aldırdılar? Ya ne evinden aldırması. Sözleşme için evine kadar gittiler. Yani ayağına kadar gittiler öyle söyleyeyim size. Ya arkadaş. Şimdi kelimelerimi de seçmek istiyorum. Şimdi anasına babasına Allah hiç mi akıl vermedi? Ya arkadaş bak koskoca Ali Koç. Koskoca Ali Koç senin kapına kadar gelmiş. Yani koskoca Ali Koç senin kapına kadar gelmiş. Senin Ali Koç bak şimdi ricasını, minnetini kabul etmememi demiyorum sana. Ama koskoca Ali Koç kapına kadar gelmiş. Yani insan biraz da kendine kendi kendine düşünmesi lazım. Bizzat dediği gibi görüşme uzatı, sözleşme uzatmak için görüşmelere girdi. Kabul etmedi. Bedelsiz olarak şu gitti. Ve hayal kırıklığı yaşadı. Asıl hayal kırıklığı nerede yaşadı? Bundesliga'da kalma mücadelesi veren şu tutkarta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev alabildi. Ve 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor. Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldı Freiburg maçından bu yana forma yüzü görmedi. Stuttgart'ın Bundesliga'da puan mücadelesi verdiği son 10 karşılaşmanın dokuzunu kulübeden izleyen, birinde ise kadroya alınmayan Ömer Faruk Beyaz'ın durumu Alman da tartışmaya sebep olmuş durumda. Alman basınında da takımın 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor. Sezon başında şu tutkarta 4 yıllık sözleşme imzaladı genç futbolcu takımının küme düşmesi durumunda ayrılık kararı alabileceği gelen bilgiler arasında. Hemen internete yazalım. Bundesliga puan durumu. Birinci aramamız Bundesliga olsun. İkinci aramamız Ömer Faruk Beyaz olsun. Bayern Münih 9 puanla önde son yani şampiyonluğunu ilan edecek. Stuttgart 16. sırada 28 puanla inşallah küme düşer. Günahların takımı şu tutkart. <laughs> İddia şikesinin takımı şu tutkart. Her Berlin'le yarışıyor. Bakalım şu tutkartı maçı kimle? Her Berlin'le pazar günü. <laughs> Her Berlin'in sahasında Her Berlin kazanırsa şu tutkart düşer. Sonrasında kiminle? Wolfsburg'la evinde. Sonrasında Bayern Münih deplasmanı. Şampiyon Bayern Münih deplasmanına gidecek. Ki Bayern Münih Allah'a kitabı yok yani. Dini imanı yok o takımın şampiyonuzun olmasın. Sonra Köln'den son hafta tam şu tut düştü hayırlı olsun. Ali Koç'un şu e, tut övmesi lazım iyi takım diye. Şimdi işin esprisindeyim mi? Ömer Faruk Beyaz. 1 milyon euro piyasa değeri var. 2025'e kadar sözleşmesi var. Muhtemelen hani o e, ayartan menajeri geri zekalı değilse muhtemelen o maddeye bir ekleme yapmıştır. Hani küme düşerse bedava ayrılır gibisinden. Kanatta da oynatabiliyorsun. 10 numarada da oynatabiliyorsun. 8 de oynatabiliyorsun. Yaşı 18. Ve Fenerbahçe alt yapısından yetişip oraya gitti. Bakın. U14'te 32 maç 34 gol. U15'te 18 maç 16 gol. U16'da 2 maç 1 gol. U17'de 25 maç 13 gol. Yani U16 yaşındayken U17'de oynatıldı. U19'da 14 maç 2 gol. Fenerbahçe A takımında da süre aldı. Ancak yanlış menajer yönlendirmesiyle buradan. Ömer, Faruk, Beyaz'ı Fenerbahçe'de ister misiniz? Geri gelmesini ister misiniz? Hani sözleşmesini feshedip e, geri gelmesini ister misiniz? Ben isterim. Ben niye isterim onu anlatacağım. Bu arada geçen sene 82 dakika almış. Hani Fenerbahçe'den oynayamıyorum diye gitmiş ama daha az süre almış. Tabii bir maçta kırmızı kart yedi Fenerbahçe. Mecburen çıkartmak zorunda kaldı. Yoksa yine çıkartmayacaktı. Ya bu sene başında olsaydı muhtemelen Pereira onu oynatırdı. Ben şu yüzden istiyorum. Bakın. Altyapıdaki bütün futbolculara mesaj olur bu. Pepsi'ne mesaj olur. Fenerbahçe'den uçup gitmeyin. Kafanıza göre pişman olur dönersiniz. Bak Ömer Faruk döndü siz de dönersiniz. Bu çocuk mesleğiydi şöyleydi böyleydi diye. Anlatabiliyor muyum? Birinci bu. İkincisi ya Fenerbahçe'de taş yerinde ağırdır. Fenerbahçe'de tutmuşsun. Tutmuşsun. Bak ben önümüzdeki senin kadrosunda olmasını isterim ya. Bak hayalimdeki Fenerbahçe şu 10 numara Arda Güler, yedeğin Ömer Faruk Beyaz olsun. Ya niye olmasın? Niye olmasın? Mesut Özil hayali kuruyorsunuz. Mesut Özil bu çocuklardan daha mı iyi top oynayacak? Yaş gelmiş 33-34'e. Artık kemale ermiş. Ben Ömer Faruk isterim ha. Yanlış anlaşılmasın. Ben isterim. İster beni vasatçı ilan edin. ister başka bir şey. Soruyu değiştireyim. Ömer Faruk Beyaz Trabzonspor'la imzaladı. Rahatsız olmaz mısınız? Galatasaray'la imzaladı. Rahatsız olmaz mısınız? Beşiktaş'a gitti. Rahatsız olmaz mısınız? Ulan burada parlar kesin demez misiniz? Dersiniz. Ben isterim. Not. Durduk yere ben bu haberi okumadım. Evet Ersun Yanal'dan Flash Fenerbahçe sözleri geri mi dönüyor? Ersun Yanal geri mi dönüyor? Yo dönecek olsa hocamız bana iletir ben de duyururum. Yani herhalde de haber verirdi. Sezon sonu İsmail Kartal'la İsmail Kartal'da tamamlama kararı alan Fenerbahçe'de. Evet cümle doğru. Gelecek sezonki teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanıyor. Cümle doğru, hala doğru. Sarla Acıvert yönetimi vereceği karar merak edilirken eski hoca Ersun Yanal'dan flash bir açıklama geldi. Flash da değil aslında da normal bir açıklama. Kanarya'nın son yaşadığı şampiyonlukla takımın başında olan Yanal Fenerbahçe'ye yeniden dönme konusunda yeşil ışık yaktı. İşte o sözler. Şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Ve yaptığı açıklamada şunları söylüyor. TV Bu Spor'a konuşuyor Ersun Yanal. TV basıp o Bacak bacak üstüne atmış o tweet. Fenerbahçe dünyanın sayılı sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Bir tanesi diyor Fenerbahçe'ye. Çok etkin ve dinamik bir yapısı var. Bunu futbolun dışında da çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Futbolun Fenerbahçe'de oluşturduğu etki ve zevk ve keyiftir. Rakiplerine kurdu kurdukları üstünlüğü parçalı olarak değerlendirirler ve sahada üstünlük kurmak isterler. Sonuç onlar için önemlidir ama coşku ve futbol daha önemlidir. Bak sonuç onlar için önemlidir. Coşku ve futbol daha da önemlidir. Tam Fenerbahçe özeti. Hani son haftalarda stat niye tıklım tıklım doluyor? Sonuç tabii ki önemli ama coşku ve futbol. Rakibinize birçok anlamda üstünlük kurabilirsiniz. Bu bana çok uyuyor. Bir camiada olmak ve o camiayı hissetmek buradan başlıyor. Ben o sahadayken Fenerbahçe'nin bende oluşturduğu etkiyi ben de onlarda oluşturduğunu düşünüyorum diyor. Ben de onlarda oluşturduğunu düşünüyorum o etkimi diyor. 2013-14 haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut Hoca'nın ekmeği, emeği vardır. Ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk. Şimdi size bir soru. İsmail Kartal mı başarılı? İsmail Kartal Vitor Pereira'nın mirasını mı yiyor? Bence İsmail Kartal başarılı. Evet miras yeme var. Kabul. Ancak üstüne ekleme o sihirli dokunuşlar. Sihirli dokunuşlar. Bakınız. Bunu ülkemizdeki öğretmenlik sistemiyle bağdaştırabilirsiniz. Çocuklar sınavdan 100 not aldıkları zaman eve gidiyorlar ben 100 aldım diyorlar. Ailesi diyor ki bizim çocuk 100 aldı. Düşük bir not 10, 15, 20 aldığı zaman hoca 10 verdi. 15 verdi oluyor. Bizim ülkemizde başarısızlık hep karşı taraftan biliniyor. Başarı kendinden biliniyor. Şimdi ben hep şunu söylerim. Bu arada bilginiz olsun. Eğitim dediğin süreç bir tane bir koşuldan oluşan bir süreç değildir. Dörde ayırırım ben eğitimi. Öğretmen, öğrenci, aile veli desteği, öğrencinin çalışma isteği. Bunu aile desteği olarak kabul edelim. Ve materyal. Yani eğitim öğretime ilişkin şeyler. İyi öğretmen %25. Çocuk iyi, istekli, çalışıyor gayretli. Başarı yüzde elli oldu. Materyal iyi. Yani bütün araç gereçler sunuluyor işte kaynaklar süper %75'e çıktı. Aile desteği de çok iyi %100 o çocuk kesinlikle başarılı olur. Öğretmen kötü, çocuk iyi, aile desteği iyi, materyal iyi %75 başarılı. Emin olun %75 %100'e doğru gider. Öğretmen kötü bile olsa alır başını gider. Öğretmen kötü, çocuk kötü, aile istediği kadar çırpılır. %25. Ya, materyal kafaya işlemedikten sonra. Durum bu. Şimdi İsmail Kartal ve Ersun Yanal'ı değerlendirelim. Bir miras var. Hani İsmail Kartal, Ersun Yanal 2013-14'te öğretmen iyiydi. Öğrenciler de iyiydi. Değil mi? Materyal. E, materyal de iyiydi. Yani e, o takımın ahengi, taraftar desteği. Ha, burada aile desteği var ya. Aile desteği de kalıtsal özellik olsun. Yani bir önceki sezondan Gelen oyun kültürü olsun o da iyiydi. Dördü bir araya geldi yüzde yüz. Sonra İsmail Kartal niye şampiyon yapamadı? Miras iyiydi. Yani o kalıtsal destek iyiydi aile desteği. Materyal de iyiydi taraftar desteği. Oyuncular da iyiydi. Yani futbolcular istekliydi. Bu sene ve önümüzdeki sene için söylüyorum. Önümüzdeki sene dörtte dört. Yani yüzde yüz hepsinin iyi olması lazım. Hani uyarım da bu yönde. Şimdi ben profesyonel bir teknik adamım diyor Ersun Yanal. Bugün Fenerbahçe'de olmak ve çalışmak her, her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir. Şimdi akıllarda şu var. Bielsa Elsa kalibresi dendi. Vitor Pereira geldi. Acaba Löv'le Cesus'la görüşüyoruz derken Ersun Yanal gelir mi diye... Neden olmasın? Ben söze değil uygulamaya bakarım demiş. Ersun Hocam sağ olsun. Beni destekliyor. Ben lafa değil icraata bakarım derim her zaman. Ersun Hocam da aynısını demek istemiş. Ama benim cümlemi direkt kullanmamış. Aşk olsun Ersun Hocam. Bana ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Kimin olduğu değil Fenerbahçe'nin ne olduğu önemli. İşler çok kötü gidiyordu. Sıralamada 17. sıradaydı. Ben kaldığım dönem boyunca herhangi bir problem yaşamadım diyor. Eee... Yaşamış olabilirsin hocam da yaşamadım diyorsan yaşamamışsındır. Yani ayağını kaydırma falan filan olmamıştır demek ki. Öyle diyorsan öyledir. Ben ne diyebilirim? Ya, cahil aklımızda ben bir şey diyemem açıkçası. Altay bayındır için Ankara gücünden tanıdıklarımda sürekli bilgi alıyordum. Orada takım kaptanıydı. Onunla ilgili aldığım en önemli bilgi lider vasıflı olmasıydı. Altay'da modern futbolda olması gereken özellikler vardı. Şöyle bir özelliği vardır. Bursa'da altyapılarda oynarken 15-16 yaşına kadar stoper oynamıştır. Oyun kurma özelliği de buradan geliyor diyor. Belli ya stoper oynadı. Bazen kazmalık yapıyor. Stoperler bazen yapar o kazmalığı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ersun Yanal olayı. Bakın şunu söyleyeyim. Ee, hani ben bir şey falan istiyorum işte. Löv, Jesus falan. Akras Hoca istiyorum ya. Hocam sen Ersun Yanal'ı ister misin? Şimdi ben teknik direktörün bütün karnesine bakmak istiyorum. Full karnesine. Yani total, şu ana kadar bütün çalıştırdığı şeylere bakmak istiyorum. Bütün çalıştırdığı takımlara. Ve maç sayısına. Ee, nereden başlayalım? 95-6'ya Denizli maçına gitmeyelim. Biraz çıkalım. Ankara gücünde 2000-2002 arasında 71 maç 158. An Anadolu takımları. Bu arada Anadolu takımlarında bir buçuk üstü bence başarıdır. Gençler Birliği 78 maç 1.67. Türk Milli Takımı 15 maç 1.87. Bazı futbolcuları medyanın koruması sonrası ayrıldı. Manisa Spor 58 maç 1.28 ama fişek gibi takımda o takım. Trabzonspor 62 maç 1.65. Eskişehir 75 maç 1.48. Burada serüven başlıyor. Yalnız benim burada kafama takılan nokta şu. 2010-2014 tarihin en erken şampiyonluğu. Kötülük eriği gibi bir Fenerbahçe. Ama 40 maçta 1.95 puan ortalaması. Türkiye kupasında erken eden mi herhalde etkili onda. 40 maç 1.95. Trabzonspor dönemi yine Fenerbahçe'den sonra. 36 maç 1.67. Yine sonra Trabzonspor dönemi bir sene sonra. 50 maç 1.50. Dediğim gibi Anadolu takımlarında 1.50'nin üstü bence başarı. Sonra Fenerbahçe dönemi 54 maç 1.74. Şimdi birinci ve ikinci dönem diye ayırmak lazım bence Ersun Yanal dönemini. İlk döneminde yani ilk döneminde Fenerbahçe'de 1.95, ikinci dönemde 1.74 gerileme var. Antalya Spor'da 46 maçta 1.26 gerileme var. Ersun Hocam'ın şöyle bir özelliği var. Yani kalbe bir stent takma olayı vardı, bir operasyon. O operasyondan sonra biraz heyecanını yitirdi gibi açıkçası. Yitirmek de zorunda. Allah muhafaza hayat daha önemli. Kazanılacak karalardan puldan. Ben Ersun Yanalı Fenerbahçe'de görmeyi tabii ki de isterim. Niye istemeyim? Rüya gibi bir sezon yaşadıydık. Yani o sezonu bir daha yaşasak daha ne istersiniz? Bir Alex'i görmek istemez misiniz futbolcu olarak? Yani Alex ayarında birini. Yani bu hepinizin hakkı. Ama İsmail Kartal'ın, Ersun Yanal'ın, Aykut Kocaman'ın bence dönemleri bitti. Bence dönemleri bitti? Niye bitti? Çünkü Türk futbolu çok başka yerde. Yani futbolla şampiyon olunmuyor artık. Yani artık futbolla şampiyon olunmuyor. E, futbolla şampiyon olunmazken de bu isimlerin de futbolla şampiyon olunmayacak o meziyetleri yok. Yani yanlamaları yok, başka bir şeyleri yok, ne bileyim yağcılıkları yok, e, lobileri yok, arkalarına destek olacak bir şey yok. Yok oğlu yok. Bu isimler olamaz artık. Ha. Ol, olsun istemez. Tabii ki de isterim. Ya keşke İsmail Kartal. Ben İsmail Kartal gelmeden söyledim. Ersun Yanal'la İsmail Kartal birlikte çalıştırsın. Ya bu modele niye yok diyorsunuz? Niye yok diyorsunuz? Hocam bir sınıfta iki öğretmen olmaz. Niye olmasın ya? Niye olmasın? Niye olmasın? <laughs> ben mesela bir yardımcım olsun isterim. Niye istemeyim? Ya sen çekip çevirirken orada bir yardımcı olması, kafa dengin bir yardımcı olması senin başarını ne kadar arttıracak ya? Ne kadar arttıracak? Ya bir sınıf gibi düşünün bir takım. Bir takım 35-40 kişiden oluşuyor. İki teknik adam düşünün. Yarısıyla birisi yarısına birisi ilgileniyor gibi değil. Ama gerçekten iş bölümü yarı yarıya düşmüş olacak. Yardımcı antrenörler niye var zannediyorsunuz siz? Ama ben şu çift antrenör modelini düşünmenizi tavsiye ederim. Ha olmaz. Zannetmiyorum. Ersun Yanal'la geri döneceğini zannetmiyorum. Ama Ersun Yanal'ı televizyonda yorumcu olarak görmek isterim. Mesela bir BN Sports'ta devam edilecekse seneye o ekranlarda görmek isterim. Yani e, belki de göreceğizdir. Hayırlısı olsun. Ama konuşmalara dikkat ettiniz. Bak başka camialarda bu yok. Başka camialarda birilerini belki medyanın önüne atarlardı. Burada yok. Kimseyle sıkıntı yaşamadım diyor. Allah Fenerbahçe'nin sonuna hayır eylesin arkadaşlar. Duyum kısmımız burada sona ermiştir bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.